El Sanatları Festivali'nde Tasarım Teraryum standındayız. Evet. Evet, sizleri tanıyalım. Ben Özlem Duman Orakçı. 2 senedir, belki 3 senedir bu işi yapıyorum. Aslında mesleğim televizyonculuk. Meslektaşız bu arada. Aynen öyle, kurgu yönetmeniyim ben. O işi bıraktım artık. Bu işlere yöneldim. Çok sevdiğim bir şey. Çiçeklerle uğraşmak. Böyle festivallere katılıyoruz. Güzel oluyor, eğlenceli oluyor yani. Hem el emeğimizi sergiliyoruz, hem sattığımız ürünlerden para kazanıyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz dolayısıyla. Böyle yani. Peki teraryum dedik. Teraryum evet, nedir? Teraryum. Aslında teraryum bu tam teraryum değil. Bu yarı teraryum diyebilirim. Bu teraryum dediğiniz şeyi İngiltere'de savaş döneminde bir çiçeksever bir adam çiçeklerini korumak için geliştirmiş aslında. Cam fanusların içine koyup onlar normalde böyle kapalı üstten kendi nemiyle beslensin diye kapatmış tamamen çiçeklerini. Bu şekilde aslında teraryumun tarihçesi bu. Bu biraz da hani biz şey yaptık bunu. Mesela yapayları da var, canlıları da var. Aslında bu mini bahçe diyebiliriz buna biz. Camların içinde mini bahçeler diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Biz mesela bunları böyle lambada koyduk. Bu yapay bir teraryum mesela. Bu epoksi reçine kullanıyoruz. Ondan sonra şu içindeki malları da kendimiz yapıyoruz, evleri. Sonra yani A'dan Z'yi sizin elinizden geçiyor. Aynen, aynen. Tamamen el yapımıdır. Bakın bunlar da öyle. Bunları da böyle çocukların odası için, aynen aynen, çocuk odaları için gece lambası olarak tasarladık. Yani tamamen el emeği, hani kendi tasarımlarımız bunlar. Atıyorum bir yerde bir şey görüyoruz, onu yapıyoruz. Mesela bir ev gördük Sapanca'da. Şu ön tarafta, şu teraryumun içinde onu yaptık mesela, o küçük evi yaptık. Sonra aklımıza böyle bir fikir geldi, bunları yaptık. Sonra bir testi bulduk bir yerden, onun üstüne lamba koyduk vesaire. Canlı çiçeklerimiz var. Önde gördükleriniz canlı kaktüsler. Budur ağaçlarımız var vesaire. Yani kendi çapımızda işte takılıyoruz. El sanatı ürünlerimiz bunlar. Hayal gücünüzü sanatla birleştirip. Aynen, aynen. Hayal gücümüzü sanatla birleştirip burada sergiliyoruz. Peki bunların fiyatları nelerdir? Ya işte bunların fiyatları aslında üzerlerinde yazıyor. Ya da en az kaç, en çok kaça kadar diyelim? Vallahi şöyle söyleyeyim. 25 liraya da ürün var. 250 liraya da ürün var. Ama daha üstü yok yani, o kadar. Peki neye göre değişiyor bu fiyatlar? Şöyle, içindeki malzemeye göre artı el işçiliğine göre değişiyor. Atıyorum bunda az el işçiliği vardır. Bunu daha az bir rakama veririm. Bunda çok el işçiliği vardır. Daha farklı bir rakama, daha yüksek bir rakama veririm. Çünkü el işi dediğimiz şey bence bir değeri yok ya el emeğinin. Bilmiyorum ama öyle yani. Tabii ki bir fabrikasyon değil sonuçta. Aynen, herkese elemeği, özel. Aynen. Ya kişiye özel oluyor. Çünkü bir yaptığımız ürünün ikincisini yapamıyoruz aslında. Çıkmıyor. Ya boyası farklı oluyor, ya kesimi farklı oluyor, ya çivisi farklı oluyor. Çok kişiye özel olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Peki farklı bir meslekten bu mesleğe geçiş yapmışsınız. Evet. Bunun cezbedici yanı neydi sizin için? Ya şöyle söyleyeyim, ben köy çocuğuyum. Gemlik Karacaali köyünde doğdum, büyüdüm. Çiçekler, doğa vesaire, alışkınım zaten çiçeğe, böceğe. Ondan sonra işte ben kendi işimi bıraktıktan sonra böyle bir şeyler yapabilir miyiz acaba diye girdik. Baktık eşim de bana çok yardımcı oldu. Birlikte bu işi yapmaya başladık. Bir iki evden böyle Instagram üzerinden satmaya başladık. Ondan sonra gelişti tabii. Böyle festivallere katılmaya başladık. Baktık güzel oluyor. Hem satış yapıyoruz hem eğleniyoruz. Devam ettik açıkçası ve çok da zevkliymiş gerçekten. Sevdik yani. Belli zevkle yaptığınız, işinize emeğiniz verdiğiniz, sevginizi, aşkı çok verdiğiniz çok belli. Çünkü sana. Çok güzel objeler çıkmış ortaya. Çok teşekkür, biz de çok beğendik. Ediyorum. İnşallah devamı gelir. İnşallah, şöyle birkaç tanesini gösterip hikayelerini anlatalım istiyorum. Tamam. Mesela bu büyük bir elma teraryum dediğimiz evet. Bir şey. Burada gördüğünüz gibi bir bayan oturmuş sandalyeye, köpeği de yanında. Hı-hı. Burada bir ev. Şöyle yine lambamızı koyduk içine. Herkesin bu arada farklı ışık da yanıyor sanırım. Sarı ve beyaz. Sarı ve beyaz. Ya herkesin güzel. Bir hayali vardır diye düşünüyoruz. Mesela Hı-hı. Atıyorum siz böyle bir yerde yaşamak istersiniz belki. Yaşayamıyorsunuz ama en azından karşısına evimiz geçip içinde. Kahvenizi içebiliyorsunuz. Harika. Diye düşünüyorum. Biz evet. Zaten öyle yapıyoruz. Her ürün yaptığımızda yan komşumla birlikte geçip karşısında kahvemizi içiyoruz. Önce sefasını biz sürüyoruz. Ondan sonra gerisini. Aynen, satışa sunuyoruz. Evet. Mesela bu ürün solmayan gül dediğimiz
bir gül. Hı hı. Bunu bir şekilde bir şokla donduruyorlar. Canlı aslında ama hiçbir şey olmuyor. Ölmüyor şu mesela. Şu an canlı yani. Aynen, bu gül canlı ama solmuyor. Hiçbir şey olmuyor, hı hı, yani. Onları da böyle ışık olarak tasarladık. Hı hı. LED'lerle süslemişsiniz. Aynen, LED'lerle süsledik. Ondan şöyle geçelim. Sonra, aynen, şöyle şu testiyi göstermek istiyorum ben size. Çok başkaymış. Ben arkasını görüyordum. Şöyle. Gerçekten şöyle. Muhteşem. Yani arkadan testi olarak gözüküyor ama önünde gerçekten bir sanat var. Başka bir şey var. Böyle işte bunu lamba olarak tasarladık. Böyle içine yine el yapımıdır bu da. Bunları eşim yapıyor. Bakın yani tek tek bunlar balsa ağacı dediğimiz bir ağaçtan yapıyoruz ve neşterlerle keserek yapıyoruz. Kendimiz boyuyoruz. Aynı zamanda stres attırıyor. Öyle değil mi? Nasıl? Aynı zamanda stres attırıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten toprak dediğiniz şey huzur bütün stresinizi alıyor. Bütün elektriğinizi alıyor. Ya bunlarla uğraşmak gerçekten güzel. Bilmiyorum ya, sevdik biz yani. Hani şimdi eşim de benim televizyoncu, o da kurgu yönetmeni. Muhtemelen biz emekli olduğumuzda bir sahil kasabasında bu işi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, çok İnşallah. Güzel. İnşallah. Biraz da televizyonculuktan bahsedelim. Vahi Kılıçarslan'dan aynen, bahsetmek evet, istiyorum. Ona buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle, çok ortak selamlar. Ortak bir dostumuzu bulduk burada. Evet, evet. Sağ olsun. Çok çok iyi insandır kendisi. Çok seviyoruz. Ben uzun süre onun programını montajladım. Eşim Yemekteyiz uzun süre montajladı Vahi Bey'le beraber. Sağ olsun böyle bir festival var dedik. İlgilendi. Şadan Bey'le bizi tanıştırdı. Böyle. Hep beraber bir Vahi Bey'i bizim de bir vefa borcumuz vardır. O çok da sağ olsun bizim üzerimizde emeği vardır. Şaban Bey'in de Vahi Bey'in üzerinde emeği vardır. Çok çok teşekkür ediyoruz buradan ona tekrardan. Kesinlikle çok size teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi satışlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.